İlk kez 2017'de Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti hükümeti döneminde askeri motivasyonunu yükseltmek olarak gerçekleştirilen bir kararla resmi gazetede yayınlanmamak kaydıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tahsisinden hazine arizesine dönüştürülen, 2018'de de dörtlü hükümet döneminde ise özel bir şirkete kiralanması için Devlet Emlak Malzeme Dairesi'ne yetki verilerek Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan subay ve assubayların oluşturduğu Güven Yapı Limited'e kiralanıp 105 dupleks konutlu, restoranlı, havuzlu bir site yapılması planlanıyor. Eski Eğitim Bakanlarından Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeli'nin eğitimle ilgili sözlerini sert eleştirerek Büyükelçinin yaptığı saygısızlığı kendisine iade ediyorum dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçtiğimiz günlerde Financial Times'a verdiği röportajı işaret ederek ırk kelimesini kullanmadım diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a cevap verdi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte toplam 16.484 test yapıldığını, 181 pozitif vakaya rastlandığını, 83 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.